Sinema Tarihi serimizin 4. bölümüne hoş geldiniz. Animasyonun kurucusu Emil Kohl. Emil Kohl, sinema dünyasında canlandırma yani animasyon sanatının temellerini atan önemli bir figürdür. 1900'lerin başında sinemanın henüz emekleme dönemindeyken Kohl, animasyon tekniklerini geliştirerek bu alanda çığır açmıştır. Genç yaşlarda karikatüre ilgi duydu ve çeşitli Paris gazeteleri için karikatürler çizdi. Paris'in bohem sanat çevrelerinde kendine yer buldu ve bu dönemde birçok sanatçı ve yazarla tanıştı. Kohl'un yıllarca süreyle dergilerde karikatürleri yayımlandı. Bir çiziminin kendisinden izin alınmadan film afişi olarak kullanılmasını şikayet etmek için gittiği Gaumont yapım evinde ise senarist olarak çalışmaya başladı. İlk animasyon filmi Fantasmogir 17 Ağustos 1908'de gösterime girdi. Bu film beyaz bir arka plan üzerinde çizilmiş siyah çizimlerden oluşuyordu ve çizgi filmin ilk örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Fantasmogir sinema tarihinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Filmde çizimlerin hızla hareket ettirilmesiyle oluşturulan illüzyon, Kohl'un yenilikçi teknikleri sayesinde mümkün oldu. Bu film yaklaşık 2 dakika uzunluğunda olup çizgi film türünün temellerini attı. Kohl, animasyon sürecinde her bir kareyi tek tek çizerek hareket illüzyonu oluşturdu ve bu tekniği kullanarak birçok kısa animasyon film üretti. Daha sonra elle yapılmış kuklalar ve başka nesneler kullanarak doğaüstü bir dünya kurdu. Hayal gücünden kaynaklanan zengin bir ortam oluşturdu. Filmlerinde insanları uçurdu, filleri dans ettirdi, kuleleri, anıtları çocuklar gibi duygulandırıp bağlattı. Amerika'da yaptığı son film Lavent'te yani rüzgar filminde her tarafa kasıp kavuran rüzgara bir dikili taşı bir bitkiymişçesine büktürdü. Evet, o dönemler için hayal edilmeyen ilk defa yapılan şeylerdi bunlar. 1908 ile 1921 arasında 300'e yakın film yaptığı bilinen Kohl'un Fransa'daki çalışmalarından günümüze ulaşanlar arasında Kuklalar Arasında Dram, Ata, Ruhların İntikamı, Şen Mikroplar, Canlı Sebzeler gibi filmler vardır. 1910 yılında Gaumont yapım evinden ayrılıp Pathé'ye geçen yani bir diğer yapım evine geçen Kohl, 2 yıl sonra Eclair yapım evinin New Jersey şubesinde görevlendirildi. Kohl'un çalışmalarından yola çıkan Winsor McCay, ilk çizgi film kahramanı Dinozor Gertie'ye yaptığı Amerika'da Snookums dizisini yaptı. 13 filmden oluşan dizi, George McManus'un çizdiği bir çizgi romandan uyarlanmıştı. Dizi, ele avuca sığmaz bir çocuk olan Snookums'un gülünç serüvenlerini konu alıyordu. Fransa'ya döndükten sonra haber filmleri çeken bilimsel filmler yapan Emil Kohl, zor koşullar altında geçen bir yaşlılık döneminin ardından öldüğünde yani 1938 yılında en yetenekli halefi Walt Disney'de türün en önemli örneklerinden biri sayılan Snow White and the Seven Dwarfs yani hepimizin bildiği Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmini gösterime sokuyordu. Önceki bölümde anlattığımız Melis, öykülü sinemanın kurucusu iken Kohl ise canlandırma sineması denen animasyon filmlerinin aslında öncüsü, kurucusu kabul edilebilir. Melis ve Kohl, sinemaya özgü bir anlatım yolu ortaya koymak amacıyla çalışmalar yaparken, sinemayı bir iş alanı olarak değerlendiren yapımcılar, yatırımlarını güvenceye alabilmek için sinemanın tiyatroyu örnek alması gerektiğini, ancak bu yoldan bir sanat dalı niteliğine kavuşabileceğini, sinemanın geleceğin tiyatrosu olacağı görüşünü öne sürdüler. Böylece Fransız sinemasında yazarların, tiyatro adamlarının ve oyuncularının ağırlıklı bir yere sahip olduğu Film d'Art dönemi başlamış oldu. Yani sanat filmi dönemi. Film d'Art, basın ve tiyatro çevreleriyle iyi ilişkiler olan Lafitte kardeşler tarafından bir yapım evi olarak kuruldu 1907 yılında. Lafitte kardeşler, Anatole France, Edmond Rostand, Jules Lemaitre gibi dönemin ünlü yazarlarına senaryolar yazdırdılar. Birçok ünlü oyuncuyla sözleşmeler imzaladılar. Çekimler için Paris dolaylarında bir stüdyo yaptırıldı. Yapım evinin ürettiği en önemli film Guise Dük'ünün Öldürülmesi adlı film oldu. Film için 17 Kasım 1908'de Paris'te düzenlenen gala önemli bir sanat olayına dönüştü. Sinema filmleri içinde tıpkı tiyatro oyunları gibi bir gala düzenlenebileceği kanıtlanmış oldu. Charles Gustave Auguste Lebargue ile Andrée'nin birlikte yönettikleri filmin senaryosunu Akademi Franchise üyesi
Henry Levedon yazmıştı. Oyuncular arasında tanınmış isimler de vardı. 20 dakika süren 300 metrelik film için ilk film müziği yapılmış oldu. Salona yerleştirilen bir orkestra çaldı. Amerikan sinemasının kurucusu sayılan Griffith bu film için yıllar sonra şöyle demiştir: Fransızlar bu filmin arkasını getirebilselerdi şimdi sinemanın doruğunda onlar olurdu. Evet, bu film sanat filmi anlayışının Avrupa'nın başka ülkelerinde, hatta Amerika'da da ilgi görmesine yol açtı. Fransızlar sinemanın öncülerinden, yani sinemanın ilk kurulduğu zamanlar gerçekten çok önemli işler yapmışlar. Lumière kardeşlerle başlayan süreci zaten önceki videolarda da bahsettik. Daha sonra tabii Avrupa'da Almanya ve bu iş Almanya'dan da çıkıp özellikle Amerika'nın lideri olduğu bir Hollywood sektörüne doğru kaymış. Ama bu sinemanın yani ilk yıllarında Fransızlar gerçekten de çok öndelermiş. Fakat o başarıları daha sonra devam etmemiş. Walter Scott, Victor Hugo, Alexander Dumas'ın tarihsel romanları peş peşe sinemaya aktarıldı. Dalmatz, 1909 yılında Ulysses'in Dönüşü, La Tosca ve Macbeth'i çekti. İlk kez La Tosca ile sinemaya adım atan Sara Bernhardt'ın kendi görüntüsünü beyaz perdede gördüğünde bayıldığı söylenir. Sara Bernhardt'ın 2 yıl sonra 67 yaşında olmasına karşın Henry Pictol'un yönettiği Kamalyalı Kadın filminde kadın kahramanı ilk kez sinemada canlandırdı. Bu arada Kitab-ı Mukaddes'in kimi bölümlerin filme alınması tasarısı Papa 10. Pius'un sansür engeline takıldı. Sanat filmi anlayışı sinemayı tiyatronun yörüngesine oturtmaya çalışarak ona soyluluk kazandırmak amacında belki başarılı oldu, ancak o yılların Fransız sinemasında emekleme çağındaki bu yeni sanat dalına özgü bir anlatım dili arayanlar Emil Kohl, Max Linder ve Louis Feuillet gibi sinemacılardır. Sinemada çıkan yangın Fransa'da seyircinin sinemadan uzaklaşmasına neden olmuştu. Öte yandan Lumière kardeşlerin tren istasyonuna girişi, aile yemekleri, işçilerin fabrikadan çıkışı gibi konularının başkaları tarafından da taklit edilmesi seyircinin bu konulardan bıkmasına yol açmıştı. Öyle ki kimi büyük mağazalar müşterilerine bedava sinema bileti vermeye başlamışlardı. Bu durumda sinema büyük kentlerde yitirdiği ilgiyi kırsal kesimde yakalamaya başlamıştı. Panayırlarda X ışınları, sakallı kadınlar, telsiz telefonlar gibi ilginçliklerin sergilendiği çadırlara sinematograf gösterileri de eklendi. Bu süre boyunca sinemanın biletle izlendiği tek yer panayırlardı. Ve panayır sinemasını Charles Petty ve Leon Gaumont adlı iki girişimci ortaya çıkardı. Bunlar Lumière kardeşlerin bilimsel, Méliès'in şiirsel bakış açılarına halk sineması kavramını kattılar. Lumière'lerin sineması Paris bulvarlarının okuryazarlarına, Méliès'in sineması ise sihirbaz meraklılarına yönelikti. Oysa sinemanın asıl seyircisi bu yeni buluşun aksaklıklarını hoşgörüyle karşılamaya hazır kırsal kesim insanlarıydı. Bunu gören Charles Petty ile Leon Gaumont ürettikleri filmleri bu kesime satmaya başladı. Lumière'lerin güncel konularını Méliès'in seyirciyi şaşırtmaya yönelik sinema hilelerini bir kenara bıraktılar. Tarih boyunca geniş kitlelerin ilgisini çekmiş olan gönül ilişkilerine, melodrama, daha sonra da güldürüye ağırlık tanıdılar. Fransız sinema sanayinin öncüsü sayılan Charles Pett, anlarında sinemayı bulmadım ama bir sanayi kolu haline getirdim der. Petty bir kasabın oğluydu. Bir ara içecek yaptıktan sonra panayırlarda Edison'ın gramofonunu satmaya başladı. Daha sonra Henry Jolly adında birinin kinetoskoptan geliştirdiği ve fotozootrop adını verdiği bir aygıtla kendi ürettiği filmleri panayırlarda göstermeye başladı. 1896 yılında kardeşleriyle birlikte Petty yapım evini kurdu. Méliès'ten sonra sinemaya yeni bir soluk getirecek olan Ferdinand Zeka ile tanışan Charles Petty onu üretim başına getirdi ve büyük bir stüdyo kurdu. Gerçekten de böyle isimlerin, başarılı, farklı alanlarda başarılı isimlerin bir araya gelmesi, doğru zamanda, doğru yerde bir araya gelmesi önemli, büyük bir sinerji oluşturuyor ve çok başarılı işlere imza atabiliyorlar. Bu farklı sektörlerde de geçerli. İş dünyasında, spor dünyasında vesaire vesaire çoğaltabilirsiniz. Charles Petty çok iyi bir girişimci, çok iyi bir tacir, satıcı. Ferdinand Zeka da iyi bir sinemacı, iyi bir sanatçı. Bu iki isim bir araya gelince ortaya çok muazzam işler çıkmış. Zeka bu stüdyoda sürekli film çevirdi. Evet,
durmadan film çevirdi. Tam da istediği şey buydu zaten. Yani yapılan teklif onun için bir altın tepside sunulmuş bir yemekti. Tam aradığı şeydi işte. Filmler çekmek istiyordu. Kafasında onlarca, yüzlerce, binlerce fikir vardı. Bunları sürekli yazıyordu. Ama bunları çekebilecek bir imkanı yoktu. İşte bu imkan da Charles Petty tarafından sunulmuş oldu. Daha sonra farklı yönetmenler de tabii bu üretime katıldılar. Amaç en düşük giderle film üretmek ve üretilen her filmden çok sayıda kopya basarak bunları satmaktı. Ortalama 50 metre uzunluğundaki her filmden yüzlerce kopya satılıp kopya basılıp satılıyordu. Yıllık üretim 12 bin metreydi. Günlük kopya basımı ise kısa sürede 60 bin metreyi bulmuştu. Kopyaların metresi 2 franka satılıyor, metre başına 0.75 frank kar ediliyor. Stüdyo film değil sanki para basıyordu. Müşteri Petty'nin malını gözü kapalı alıyordu. Ne var ki özellikle kaba güldürüye ve burlesk diye tabir edilen parodi ve bazen grotesk abartı içeren mizah anlayışına dayanan filmlerin olağanüstü bir ilgi görmesi sonunda üretimi alıcıların isteklerini karşılayamaz duruma getirdi. 1907 yılında Petty filmleri satmak yerine bir süre için kiralamaya başladı. Böylece işletmeciliğin temeli de atılmış oldu. Kırsal kesim seyircisiyle yetinmeyip dünyaya açılmaya başlayan Petty, Londra, New York, Brüksel, Milano, Kalkütta, Singapur gibi kentlerde şubeler açtı. Sinema yarının tiyatrosu, okulu, gazetesi olacak ilkesinden yola çıkarak haber filmleri de üretmeye başladı. Ürettiği haber filmlerinin ismi de Petty Journal olacaktı. George Eastman'la anlaşarak, yani Kodak'ın kurucusu George Eastman'la anlaşarak Avrupa'da ham film üretimi haklarını aldı. 1912 yılına gelindiğinde yıllık iş bağlantılarının tutarı 58 milyon altın franga yükselmişti bile. Evet, demin de söylediğimiz gibi Ferdinand Zeka burada çok önemli bir faktör. Petty'yi bu başarıya götüren isimdir Ferdinand Zeka. Önce oyunculukla girdiği sinemada, daha sonra yönetmenliğe başladı. Biraz önce de söylediğimiz gibi sürekli film çekiyordu, film yönetiyordu. Sinemayı geniş kitlelerle buluşturmayı başardı böylece. Başta Melis olmak üzere başkalarının, bu arada İngilizlerin, İtalyanların filmlerini olduğu gibi yinelemekten çekinmedi. Melis'in ilk filmlerinde Lumière'lerin konularını yenilemesi gibi Zeka da ilk filmlerinde özellikle İngiliz sinemacılarının konularını yineledi. Teknik yenilikler peşinde koşmadı ama akıcı bir anlatımla Gelinin Yatması, Cehennem Yemeği, Aden de Dram, Havan Fethi gibi filmlerle çeşitli konulara el attı. Bu filmler ilkel tekniklerine karşın son derece akıcıdır ve kimi kez gerçeküstü çağrışımlar içerir. Örneğin sinema yazarı Claude Bailey'e göre Tek Odasında Fırtına filmi Barok Karabasanı bir Magritte resmi yoğunluğundadır demiştir. Bir cinayetin öyküsü Emil Zola gerçekçiliğinden izler taşırken Fransız sinemasının ilk cinayet filmini de oluşturur. 110 metre uzunluğundaki bu film 6 sahneden oluşur. Geriye dönüş yöntemiyle bir ölüm mahkumunun öyküsünü anlatır. Zeka böylece zamanla oynamış oldu. Zeka'nın en önemli filmleri arasında yer alan Hazreti İsa Efendimizin Çilesi ise ilk dinsel konulu filmdir. 4 bölüm ve 39 tablodan oluşan 700 metrelik bu filmde Zeka kamerayı sık sık hareket ettirerek Leonardo da Vinci'nin Son Yemek adlı ünlü tablosuna göndermeler yaparak Melis'ten daha ileri bir sinema anlayışına sahip olduğunu göstermiş oldu. Ali Baba ve Kırk Haramileriyle masal türüne de el attı. Alkolizm kurbanları Zola'nın Meyhane adlı romandan esinlenir ve bir alkoliğin Delirium Tremens denilen nöbetini verir. Az sonraki yıllarda sinemanın sık sık kullanacağı Quo Vadis, yani nereye gidiyorsun konusu ele alınır. Böylece Petty yapım evinde sinema sanatının ilk türleri de yavaş yavaş ortaya çıkar. Filmin başında dram yer alır. Zeka'nın yönettiği bir oyuncunun yaşamı, daha sonra Gravin Müzesi'nde sergilenmiş olan bir melodramın sinema uyarlamasıdır. Yeraltı yaşamını, oranın kabadayılarını, varoşlarını gerçekçi bir gözle sinemaya aktarır. 7 tabloluk aşk romanı ise tam bir melodramdır. Petty anılarında bu film için renkli bir afiş bastırdıklarını ve tam 1000 kopya sattıklarını yazar. Bu filmi Bağışlamanın Yasası ve Gönül Yaşı, Umutsuz Kadın gibi filmler izler. Yapım evinin film tanıtım kataloğunda artık şöyle tanıtımlar yer alır. O da çoğu genç kız gibi baskılara boyun eğerek, ayağını sürüyerek istemeye istemeye evlenmişti onunla. Ve erkek onun sevgilisi oldu. İki gönül bir olunca başka türlü olabilir miydi?
Karısının ihanetini imzasız bir mektuptan öğrenen erkek, karısıyla aşığını basınca birbirlerini seven iki gence yönelttiği silahı birden kendine çevirdi. Ve hala kullanılan bu tarz film replikleri, film işte cümleleri daha sinemanın icat edildiği yıllarda, ilk yıllarında kullanılmaya başlamış. Bu kadar klişe bir hale geldi. Evet, gayet açık bir şekilde gözüküyor. Zeka'nın yanında çok ünlü yönetmenler de çalışıyordu. Xian Nange yıllar sonra Eisenstein'ın ele alacağı Potemkin zırhlısı olayını Odessa Olayları adlı filmde işledi. Daha sonra İtalya'ya giderek çok başarılı bir yönetmen olan İspanyol kökenli Camon'un sinema hilelerini geliştirmekte, yeni çekim teknikleri bulmakta katkısı oldu. Sıradan bir yönetmen olan Capelliani ise edebiyat uyarlamaları için Patti'nin kurduğu Yazarlar ve Edebiyat Adamları Sinema Derneği müdürü olarak ünlendi. Patti'nin güldürleri de çarpıcıdır bu arada. Yaşlar, kapıcı kadınlar, polisler, kabadayılar, kaldırımda yaşayan işte fahişeler o dönemin, kovalamacalar, ak diye nitelendirilen küçük şakalara dayanan yeni bir halk güldürüsünün de kahramanlar olurlar. Hemen her gün çalışan oyuncular film çeke çeke meslekte pişerler. Başta Zeka, yönetmenler de artık başkalarına özenmeyi bırakıp yaratıcı yeteneklerini kullanmayı öğrendiler. Oyuncuların çoğu müzikollerden, sklerden gelmiştir bu arada. Ve işte bu yapım evinin en önemli yıldızı Max Linder. Charlie Chaplin ile René Clair'ın ustası sayılan sinema tarihinin ilk güldürü oyuncusu Max Linder, Bordeaux Konservatuarı'nda öğrenim gördü. Asıl adı Gabriel Maximilian Loewy'dir. Bordeaux'da ufak rollerde oynadıktan sonra Kukla'nın Yaşamı ile Pet yapım evinde sinemaya adım attı. Max Linder kısa süre içinde Max adıyla ünlendi ve 20 yıl süren çalışmaları sırasında kısalı uzunlu 500'e yakın film çevirdi. Filmlerinin senaryosunu yazan, yapımcılığını ve yönetmenliğini de üstlenen Max Linder, gür kara saçları, kalın kaşları, zayıf, ufak tefek yapısı, başından eksik olmayan hasır ya da silindir şapkası, koyu renkli giysisinin içindeki beyaz yeleği, tozluklu ayakkabıları ve elindeki bastonuyla Paris bulvarlarının centilmen erkeğini simgeler. Centilmen erkek, burjuva ortamında yaşadığı serüvenlerde beklenmedik durumlara düşer ve günlük yaşamın getirdiği zorluklara karşı koymaya çalışır. Bu karşı koyuş, çelişkili durumlara yol açar. Güldürü, bu durumlara çözüm bulma kaygısından kaynaklanır. Max'in evlenmesi filmi, amcasının istemediği bir kadınla evlenen Max, karısını amcasına göstermeden eve getirmenin yolunu adını bir bavula koyup taşımakta bulur. Max, Etla Kinkine filminde ise iyileşmek için şarap içen Max sarhoş olur ve sırasıyla bir polis komiserine, bir büyükelçiye, bir generale küfür eder. Karşısındakiler kartvizitlerini vererek Max'i düelloya davet ederler. Sarhoş olduğu için kendisini karakola götürmek isteyen polislere Max, cebinden çıkarttığı kartvizitleri göstererek kurtulmak istese de polisler onu bu kez komiserin, elçinin, generalin evine götürürler. Her evde ayrı bir gülünç durum ortaya çıkar. Max savacı, Max tango öğretmeni, Max boks şampiyonu filmleri de hep güzel bir çerçevelemenin, Linder'ın hareketli oyunculuğunun öne çıktığı filmlerdir. Evet, yapım evinde yılda 150 bin frank gibi o yıllar için çok yüksek sayılan bir ücretle işe başlayan, sonra bu rakamı 1 milyon franka yükselen Max Linder 1916'da Amerika'ya giderek bir yapım evinde çalıştı. Ama Amerika'daki en başarılı filmleri sayılan Karım Ol yani Be My Wife ile Seven Years Bad Luck yani 7 yıllık mutsuzluk filmlerini United Artists adına yaptı. Bu filmler bol esprileri ve başarılı yönetimleriyle dikkat çeker. Karım Ol'un en ünlü sahnesinde Max kendi kendisiyle dövüşür. 7 yıllık mutsuzlukta Max'in aynasını kıran hizmetçisi kabahatini gizlemek için aynanın çerçevesinin gerisine bir arkadaşını yerleştirir. Max hileyi anlar, tanımadığı adama bir ders vermeye hazırlanır. Bu arada hizmetçi yeni bir ayna getirip çerçeveye yerleştirir ve Max aynanın gerisindeki adama vurduğunu sanarak bir yumrukta aynayı paramparça eder. Amerika'dan döndükten sonra İmdat filminde oynayan Linder son filmi Sirk Kralı Viyana'da yönettikten sonra Paris'te bir otel odasında karısıyla birlikte intihar ederek yaşamına son verdi. Ya bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şu an sinema tarihi serisinin 4. bölümüne geldik. Burada bahsettiğimiz çok ünlü isimler, yani sinemanın yıllarında sinemayı kuranlar, inşa eden isimler, sonları hep böyle ya intihar etmekle ya fakirlik içinde
Böyle gerçekten hep dram şeklinde bitmiş. Bu da ilginç bir durum yer. De bu arada şimdi konuyla alakası yok ama karısıyla birlikte intihar eden başka bir isim daha vardır. Yazar Stephen Zweig vardı. O da eşiyle birlikte intihar ediyor. Şimdi o aklıma geldi. Garip bir durum gerçi. Bu da ayrı bir bence video konusu olabilir. İntihar tamam. Bir de eşiyle birlikte yani iki tarafın da aynı anda intihar etmeye ikna olması üzerinde durulması gereken bir konu bence. Daha sonraki videolarda bununla ilgili bir şey de hazırlanabilir aslında. Bir içerik paylaşılabilir. Evet. Devam ediyoruz. Charlie Chaplin, Max Linder'ın ustası olduğunu söylese de bu iki güldürü oyuncusunun sanat anlayışları biraz farklı. Chaplin ele aldığı kişilerin ruh dünyalarını inceliyor ve yeryüzündeki haksızlıkları vurgulayarak burjuva düzenine karşı çıkıyor. Anlatımı kahkahayla hüznü birleştiriyor ve çoğu kez karamsar bir sonla noktalıyor. Max Linder ise burjuva düzeninin gülünç yanlarını saptamakla, tespit etmekle yetiniyor. Yani sorunu tespit ediyor, gösteriyor, o kadar. Yoksa bir hüzün, işte duygusal bir arka fon kullanmıyor. Intex'in de söylediği gibi Linder'dan geriye kalan tek hüzün yaşamını kendi elleriyle noktalamış olması. Sinemanın ticari değerini hemen anlayanlardan biri de Leon Gaumont. Gaumont önce kendi ürettiği fotoğraf makinelerinin satışını yaptı. 1895 yılında Gaumont ortaklığını kurdu. Aynı yıl bir stüdyo kurdu. 1908 yılında ise Paris'te bir sinema salonu açtı. 1911'de ise Paris'in Clichy bölgesindeki hipodromu büyük bir sinemaya dönüştürerek dünyanın en büyük sineması Gaumont Palace'ı işletmeye açtı. Yine Paris'te en seçkin filmlerin gösterileceği Madeleine salonunu açtı. Daha sonra Fransa'nın büyük kentlerinde sinema salonları açmaya devam etti. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde şubeler açtı. Tıpkı Petty gibi o da haber filmi üretti, Gaumont Journal olarak çıkarttı bunu. Yine Petty gibi ürettiği filmleri satmayıp kiraladı. Gazetecilikten sinemaya geçen Louis Fayolet ise ilkin senaryo yazarı olarak Gaumont yapım evine girdi. Büyük bir istekle çalışmaya koyularak ölümüne dek melodramdan güldürüye, tarihsel dramlardan dinsel destanlara uzanan çeşitli türlerde 800'e yakın film yönetti. Tabi bu filmlerin birçoğu günümüze ulaşmadı bu arada. Yeni gelişmekte olan sinema sanayisinin isteklerine ayak uydurarak ulaşabileceği en geniş seyirci kitlelerine ulaşmayı amaçladı. Lumière'lerin gerçeği saptama ilkesiyle Méliès'in seyirlik ilkesini birleştirerek sessiz dönem Fransız sinemasının üçüncü adamı oldu. İnsanlar ve nesneleri olmaları gerektiği gibi değil, oldukları gibi sinemaya aktardı. Özgün bir yaratıcılığı olmasa da sıradan insanı hedef kitle gören bir sinemanın önemli örneklerini verdi. Seyirciyi sinemaya çekebilmek için dizi filmler yaptı. Ancak dizi kavramını Fransız sinemasına tiyatro kökenli Victorin Jacet getirmiştir. Jacet o sırada Fransa'da çok tutulan Nick Carter, Ned Pinkerton, Buffalo Bill gibi tefrika roman kahramanlarının serüvenlerini sinemaya uyarladı. Her biri 600 metre uzunluğunda 8 ayrı filmden oluşan Nick Carter'ın serüvenlerini çevirdi. Bunu Leon Zezi'nin Le Matin gazetesinde tefrika edilmekte olan romanından uyarlanan Zigomar adlı dizi izledi. Louis Fayolet de Garip Yaşam adlı güldürü dizisinde 30'a yakın film çevirdi. Çağdaş dramlara eğilen Olduğu Gibi Yaşam dizisini üretti. 4 yaşındaki çocuk yıldız bebeğiyle 76 film yaptı. Dizinin bir filmini gören seyircilerin çoğu bir sonraki filme de gittiği için dizi anlayışı bir filme çekiminden önce seyirci sağlıyordu. Fayolet'in sinema tarihinde yer almasını kaçınılmaz kılan çalışmalar ise Fantomas ve Le Vampires oldu.
Bugünkü sinema tarihi yolculuğumuzun sonuna geldik. Sinema sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda kültürel bir köprü, toplumsal değişimin bir katalizörü ve teknolojik yeniliklerin öncüsü olarak hayatlarımızda önemli bir yer tutuyor. Sinema dünyasının büyüleyici tarihine birlikte yolculuk yapmaya devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya aynı yerde, aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.